Biz sizi tanıyalım bir önce. Tabii ismim Murat, soy ismim Metin. Türkiye'de yaşamıyorum, yurt dışında yaşıyorum ama yine Türk vatandaşıyım. Biz eşimizle beraber her sabah bu dağ garçoluna şey yapıyoruz, yürüyüşe çıkıyoruz. Çöp döküyorlar abicim dereye. Belediye dahil içine, belediye arabası dahil içine, fotoğraflarım da elinde. Sonuçta mevcut belediyenin personeli oraya gidip çöpümü boşaltıyor. Ben bugün sabahleyin gördüm. Hı-hı. Resmi plakalı çalışanlar traktöre geldi, bildiğimiz bu çöpü poşet poşet döktüler derenin yanına. Yani orası normalde çöp deponu falan değil anlaşılan. Hayır canım, çöp deponu orası değil. Belli zaten. Orası evet. Normal yolun kenarı. Şimdi ne yapacağız bunu? Yani bu sonuçta bu memleket ne olacak yani? Vallahi biz dile getirelim konuyu. Siz dile getirin. Bugün... Ben sizden bir ricam var. Buyurun. Gidip ya çekin orada veya ben fotoğrafını çektim çöpün. Sizi e-mail atayım ben görün. Yani çok berbat bir şey yani. Oyun burada mı kullanıyorsunuz? Oyun kullanamıyorum çünkü eşim benim yabancı. İkametgah benim üzerim geçtiği için ben geldiğimde Yüksek Seçim Kurulu adres vermiyor için anladım. Yapamıyorum. Peki nasıl buluyorsunuz germenci hizmetleri falan değerlendiriyorsunuz? Hiç iyi görmüyorum. Çamur içinde izliyoruz. Vallahi bilmiyorum. Çamur için yüzüyoruz yani. Evet. Neler söylemek istersin? Böyle yurt dışında her şey, bir ben şey söyleyeyim. Her şey göstermelik. Yara bantı var her şeyin üzerinde. Bu yara bantı bir gün çıkacak. Yani ben ne sağı ne solu ile alakalı, partiyle alakalı yok benim. Hı-hı. Hiç ilişkim yok. Hı-hı. Ama her şey yara bantı. Her şey üzerinde yara bantı var burada. Anladım. Merhabalar. Sizi bir tanıyalım. Fırat Balcıoğlu. Evet Fırat Bey. Germencik'te yaşıyorsunuz galiba. Evet burada yaşıyorum. Biraz anlatır mısın bize? Nasıl Germencik'teki hizmetlerden, aksatlardan falan biraz anlatır mısın? Şöyle genel olarak konuşmak lazım. Evet. Şimdi Germencik'teki daha önceki başkanlara göre şimdiki başkanımız yani bir şeyler yaptı. Yani en azından yollar veya kanalizasyon veya çevre düzenlemesi falan. Ama bu Germencik için benim görüşüm yeterli değil. 5 senede daha iyi, güzel, daha çok şeyler yapabilirdi. Yani çok gereksiz şeyler yani bazen de. 30 Mart'ta oy kullanacaksınız. Nasıl yani Germencik 30 Mart değişir mi? Bence değişir yani şu anda. Kim kazanır diyorsunuz? Bence şu anda Germencik'te MHP önde gidiyor. MHP önde diyorsunuz. Büyükşehir'de ne olur? Büyükşehir adaylarıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi Büyükşehir'de Ali Uzunarmak var MHP adayı iyi. Ama CHP de orada bayağı bir şeyler yaptı. Çünkü ikisi arasında gidebilir. Ama Germencik'te burada kesin olarak diyorum ki MHP önde yani çok çok. Anladım. Peki teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Şey değil, sağ ben olun. Teşekkür sağ ederim. Hayırlı işler. Nasıl Allah işler? Vallahi işleri görüyorsun. Dün yağmurdan iş yapamadık. Evet. Bugün de millette para yok galiba. Niye? Bak, herkes alışverişi alışveriş yapıyor. Evet. Bak 20 tane marul'dan kaç tane var? Anladım. Allah bereket versin yine. İlk defa mı böyle oluyor? Yok ya şu genelde beri pazarla yani ağır millette ekonomik kriz var. Yok anladım. Para yok. Peki şimdi bak sen Germencik'te misin? Ben Moral'dan. Moral'dan geliyorsun. Kaç senedir geliyorsun pazara böyle? Aşağı yukarı 10 seneden beri geliyorum. 10 senedir geliyorsun. Nasıl beğeniyor musun Germencik'te bu pazar yerler olsun, hizmetler olsun memnun musun? İyi yani bir sıkıntımız yeterli. Yok. O yönde sıkıntımız yok yani. Anladım. 30 Mart'ta seçimler var biliyorum. Vallahi ne olur durum? Hayırlısı olsun. Sen ne görüyorsun? Biraz tüyo ver bize. Bir nasıl? Tanıyalım. Tüyo ver böyle. Biraz da biz de öğrenelim. Valla biz esnafız. Hiçbir yerde ayrımcılık yapmayız. Herkese eşitiz diyor. Eşitiz. Adayların isimlerini biliyor musun Germencik'te? Ahmet Yavaşoğlu başkanımız şu anda. Ümmet Akın Ortaklar Belediye Başkanı şu anda. Aday. İkisi de aday. AK Parti adayını tanıyor AK Parti valla onu pek tanamıyorum. Yani Mustafa mı ne o? Ben de bilmiyorum. Sana soruyorum işte. Ben nerede o? Ziraat Odası'ndan bir emekli arkadaşımız o da. Hangisi hayırlısa, hangimiz bize hizmet verecekse başımıza o gelsin. Peki Büyükşehir'deki adayları tanıyor musun? İsimlerini? Onları tanımıyorum. Bir Ali Uzunmak'la Özlem Çerçioğlu'nu tanıyorum. Evet. Anladım. Peki yetkilileri söylemek istedim. Bir şikayetim var mı? Valla şu anda şikayetimiz yani bir şey diyemeyiz. Onların da elinden bir şey gelmiyor. Buradaki pazara herhalde vatandaş para verip de alışveriş tabii yapmayacak. Ki, tabii. Ama hayırlısı hangisi de başımıza o gelsin. İnşallah. Burada konuşma yapıyor, geliyor başkanla. Evet. Vatandaştan dinlediğim kadarıyla MHP diyorlar. Kimileri CHP diyorlar. İkisi de çalışkan arkadaş. Şimdiki başkanımız da güzel çalışma yaptı. Bir senden bu yanına. Şu yollar bozuktu, arabalar zor gidiyordu. Bak ne güzel döşümü yaptı adam. Germencik'in 4'te 3'ü yapıldı. 4'te 1'i kaldı yani. Yapılmadık böyle yol. Bir bizim mahalle kaldı. Ben de gidip de başkanım buraya neyi yapmıyorum demiyorum. Çünkü kenar köşe. Çünkü her şey sırayla.
Vakti şimdi, gelince olur diyorsunuz. Olur, olur. Tamam. Olmayacak diye bir şey yok. Büyükşehir'de ne olur? Büyükşehir adaylarını biliyor musunuz isimlerini? Büyükşehir adayları. Hiç duydunuz mu? Şimdiki başkanımız Çerçi. CHP aday birisi evet. O. Birisi Ali Uzunırmak. Öbürkünü bilmiyorum şimdi yalan söylemiyorum. Zaten ikisi çelişiyormuş herhalde tahminime. Burdu da aynı, Aydın'da da aynı. Peki başka böyle yetkili iletmek istediğiniz bir durum var mı Germencik'le alakalı? Biz yayınlayalım. Germencik'le kardeşlik şimdi ne ileteyim ya Germencik? Varsa aklına gelen. Eskikinin böyle. Nazaran Germencik çok kalkındı. Öyle mi? Tamam. Çünkü ben Karacasoluyum. 1976'da geldim. Tekel baş müdüründen emekliyim. Aydın'dan, merkezden. 28 sene. Tamam. Emekli oldum, bu kahveyi aldım. Tamam. Bunu oğlanlar çalıştırıyor. Tamam, çok güzel. Ben kendim kenar duruyorum. Tamam, en güzel. En güzel. Maaşımla geçiniyorum. Tamam. Germencik çok denişik oldu. Anladım. Yani bayağı da denişti. Peki. Gerçeği konuşmayı lazım. Tamam, tabii canım muhakkak. Şu yollarda arabaya gidemiyordu. Evet. Bu başkanımız hakikaten Germencik'e çok güzel şeyler yaptı. Anladım. Teşekkür ederim. Yapı yönden de çok. Tamam. Şu bina bak. Evet. Şurada hiç böyle binalar yoktu. Evet. Burada çok binalar yapıldı. Tamam. Çok genişlik oldu. %90. Tamam. Bir de bir 30 Mart'a kadar bak diyelim görelim bakalım hayırlısı i̇nşallah, neyse olsun. İnşallah. Tamam. Kardeşim. Abi siz neler söylemek istersiniz? Vallahi ne söyleyeyim ben Bursa'dan, evet. Bursalı kasabasından. Evet. Ya seçimle ilgili artık ne bir şey diyemeyeceğiz. Biz orada oturuyoruz evet, Mursal'da. Biliyorum. Siz de mahalle oldunuz artık. Mahalle olduk. Oldu. İnşallah evet. Güzel olur. Ne olur sizce? Vallahi şu durumda MHP diyorlar. Evet. Artık sonrası ne olur bilemeyeceğim. Büyükşehir'de adayları tanıyorsunuz mu siz de? Vallahi üçünü de tanıyorum. İsimlerini öğrenebilir miyim ben size? Özlem Çerçioğlu, heh. Ali Uzunırmak, bir de Savaş mıydı? Onu tam... Üçünü biliyorum diyorsun. Ha üçünü dedi ki. Tamam. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Germencik yapılan hizmetler memnun musunuz? Vallahi fena değil yani. Yapılacak. Gelen başkanlar yapması lazım bir şeyler. Anladım. Ben muhakkak öyle düşünüyorum. Mursal'da yani. Nasıl durumlar? Mursal'da ne vallahi diyor? Şu durumda yarıya ben görüyorum evet. Durumu. Ama CHP olarak, tabii bizim Mursal'da CHP. Evet. Başkanımız, belediye başkanımız CHP'li oluşundan. Orası biraz daha farklı gibi görülüyor şimdilik ama. Anladım. İyi olur. Bilmiyorum. Tamam. Ben bekleyelim görelim diyorsunuz. Ben iki seneden beri Germencik'teyim. Evet. Yeni geldim buraya. Evet. Diğer kaldığım ilçelerde 5 yıl boyunca kimse gelip sormaz bizi ama seçim zamanı geldiği zaman herkes bizim halimizi hatırımızı sormaya kalkarlar gelirler. Şu andaki yerel belediye başkanının Germencik'teki yapmış olduğu altyapı ve üst yapılarından gayet güzel. Ben şahsen memnunum. Ki daha çok yeşil alan olmasını isterdim. Kültürel olarak bazı etkinliklerin düzenlenmesini isterdim. Vallahi şimdilik iyi yani benim görüşüm bu yönde. Yani şu andaki belediye başkanı gayet güzel seçilmiş çalışmış. Seçilir misiniz 30 Mart'ta BP? Büyük ihtimalle seçilir. Seçilir. Büyük ihtimalle. Büyükşehir'de adayları tanıyor musunuz? Vallahi Çerçioğlu ve Mustafa Bey'i tanıyoruz. Diğer adayların tam detaylı olarak buraya pek gelmiyorlar. AK Parti olsun, CHP olsun onlara ağırlıklı bir propagandaları var. Bir onları tanıyoruz. Diğerleri daha herhangi bir şekilde aktive olmadılar. Kendilerini göstermediler burada. Yani bekleyelim görelim diyorsunuz. Görelim. Önümüzdeki günler nelere gibi göreceğiz. Tamam inşallah. İnşallah. Mehmet abi siz neler söylemek istersiniz? Anlat bakalım. Valla abi şimdi burada şimdi hani bizim arkadaş gibi soran yok oran yok. Ben soruyorum işte. Ha, bak şimdi, ben geldim. Bak ben gazeteciyim ben soruyorum. Şimdi anlat burada şimdi bakalım. Burada mesela bizim belediye reisi fakir fukaranlar şimdi 5 senede hiç ne geziyor, ne dolaşıyor, ne ediyor, ne bileyim diyor. Şimdi hiç kim... reis mi dolaşmıyor? Ha şimdi bu bizim belediye reisi hiç kimsenin halının vaktini sormuyor. Şimdi seçim geldi mi ev ev geziyor, dolaşıyor, seçim istiyor. O istiyor. Biz memnun değiliz abi. Anladım. Ne olur peki kim gelsin istersin sen Germencik'te? Allah bilir şimdi. O Allah bilir. Kimin olsun olsun hangisi hayırlı olsun o gelsin. O gelsin. Evet. Büyükşehir adayları sen tanıyor musun? Hayır biz tanımıyoruz. 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 Sen Germencik merkezde mi oturuyorsun köyde misin? Biz Germencik'te oturuyoruz. Evet. Abi siz neden söylemek istersiniz? Valla yani ben de aynısını iletiyorum da bizde işsizlik var burada. Evet. Ondan sonra çiftçilikle uğraşıyoruz. Hı hı. Çiftçinin malını para etmiyor, hayvanını para etmiyor işte bu.
bu kadar. Seçimler geliyor, neler söylemek istersin? Vallahi seçimler... Hayır, ben hiç memnun değilim. Ben hiç memnun değilim. Anlat bakalım, nelerden memnun değilsin? Vallahi işte ne yaptım, iş sahası yok, iş yok, güç yok, ondan sonra bu kadar. Sen tanıyor musun adayları? Evet, tanıyorum, aynı arkadaşın dediği gibi. Tanıyorum. Öyle mi? Evet. Büyükşehir'deki adaylar da mı aynı? Evet, aynısı. Ne olur diyorsunuz Germencik için? Vallahi hayırlısı Allah'tan, hangisi hayırlıysa onu nasip etsin. Tamam. İsmim Salih Kırşek, Germencik'te ikametgah ediyorum. Buradaki durum belli. Şöyle belli, halkın bir heyecanı, bir kıpırtısı ve bir özlem, susuzluk var yani Germencik'te. Neden? Şöyle, 5 yılda neler yapıldı, neler yapılmadı. Yapılanlara bakıyorsun, orada çok basit, hemen yapılmadığını bildiğin için çok sonuç belli. Neler yapılabilirdi? Baya baya var. Bunun için de tabii... Vaat edilenler bir şekilde yerine gelmedi. Halk da... Mevcut önlüğümü yapmadı mı diyorsunuz? Yani? Tabii ki yani şimdi mevcut... Neler yapmadı mevcut başkan mesela? Yapılanlarda kanalizasyon, %30 tepki, dar, koku vesaire. Bunu halk... Vatandaştan 600 milyon lira para aldı. Yani bağlama parası... Kaç lira aldı? 600 milyon lira kanalizasyon parası aldılar. Bağlantı parasıyla 1200 lira mal oldu vatandaşımıza. Bir kişiye mal olan kanalizasyon bağlantısı 1200 lira civarında. Ha, paran varsa bağlanıyor. Bir de böyle. Öyle mi? Hani ben buraya bağladım. Bunun tahsilatı nasıl olur? Taksilendirme veya nakit olarak yukarıda ödemeye gittiğim zaman bunun parası alınır. Ama parayı yatırmadan sen bunu bağlamıyorsan ben bunda bir art net yani şu parası olan üst kısım bunu bağlatacak. Germencimizin şöyle baktığın zaman %60'ı belli bir tabakadan oluşuyor. Bugün yanlış anlaşılmasın, evine ekmek götürmeye durum olmayan vatandaşımız da var. Peki ne olur burada seçimler? Birinci belediye, ikinciyi çok merak kim ediyorum. Birinci kim sahibi? Ümmet Akın. Ümmet Akın. Büyükşehir'de ne olur peki? Tabii şöyle, bu bir zincir. Kırsal kesim, bütün her yerin, Sökesi'nden, Kuşadası'ndan, Nazilli'sine kadar gelen bir oy kitlesi var. Önceden Aydın olarak değerlendiriyorduk ama Söke'de oturduğumuz zaman bugün Yusuf Keremiççi, benim aynı zamanda kendi öğretmenimdi. Mükemmel. 5 tane büyük ilçe bunu belirler diyorum. Ben kendi projelerimde ve düşüncemde, arkadaşlarla da konuşmamızda. Söke, Kuşadası, Didim, Nazilli, biraz da Çin'e. Büyükşehir zaten belli edecek. Kim olur Büyükşehir'in? Tabii ki Ali Uzunmak. Ali Uzunmak diyorsun. Seni biraz daha taraflı gördüm. Hayır. Halkın sesi olarak değerlendirelim. İsterseniz gidelim. Yani biz Özlem Çerçeoğlu da hani burada diyorlar ya, el ele gönül gönüle. 5 yıldır siz zaten el ele gönül gönüleydiniz. Burası da Cumhuriyet Halk Partisi. Aydın da Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Siz 5 yıldan beri buraya gelmediniz bile yani. Çok kısa bir şey. Bir deve güleşini. Ben ilk kez deve güleşinde gördüm. O da yani belliydi zaten. Yani şimdi gerçekleri saklamanın anlamı yok yani. Anlatabiliyor muyum? Biz geçen dönem bu Doktor Ahmet Yavuşoğlu'nu destekledik. Ama benim yanımda aşağı yukarı 1000'in üzerinde çalışan insanlar oldu. Çalışan insanlarımıza sorduk. Ne diyorsunuz? Bu dönem Ümmet Akın dediler. Yani biz de kararımızı açıkladık. Ümmet Akın'ı destekliyoruz açıkçası. Çünkü yapılan hizmetlerde çok yanlışlar var. Satılan arazi, satıla arazilerimiz kalmadı. Ne dükkanlarımız kaldı. Yani Germencik tamamen bünyesini kaybetti. Bugün bir fabrika yok. Üniversite buraya gelmek istiyormuş. Üniversiteyi getirmiyorlar. Yani bunlar duyduğumuz. Anlatabiliyor muyuz? Yani gerçekten Germencik'te bugün iş sahası olarak hiçbir şey yapılamadı. Çok basit. Ki şu anki belediye başkanım geçen seçimlerde bana dediler ki ilçe başkanı da benim eniştemdir. Ayrıyeten kendisi. Engin, seni belediyeye alacağız. Şöyle bir tek beni değil. Gerçekten de ihtiyacı olan insanlar alınsın. İhtiyacı olanlar, insanların hiçbir tanesi işe alınmadı. Hep kendi içindeki insanlar işe alındı. O yüzden gerçekten de memnun değiliz. Yani değişmesini istiyoruz. Değişmesini yani. Büyükşehir için düşünceniz ne? Büyükşehir için Özlem Çerçeoğlu nasıl, kendine göre çalıştı. Yani bir garaj yaptı vesaire ama onu da yanlış yerlere yaptı. Yani bizim düşüncemiz vallahi herhalde Ali Uzunurmak. Anladım. Yani düşüncem büyükşehir olarak da Nazilli olsun, Sök olsun, abim saydı gibi Çin olsun. Yani daha çok ağırlık basan bizim düşüncemiz Ali Uzunurmak. Hayırlı işler. Sağ olun. Sizi bir tanıyalım abi. Sezai Gürsoy. Sezai abi, yumurta mı satıyorsun? Yok, ben marul satıyorum. Marul satıyorsun. Ha evet. Nasıl ha. İşler abi? Marul satışları iyi mi? Vallahi işler ne? Bozuk, çok bozuk. Niye? Piyasada para mı var? Niye? 50 kuruş ha. Şu şey 50 kuruş. Nesi? Kaç tane satacaksın? Bir hayır bir dakika. Pazar çok kalabalık ya. Kaç tane satsan bir kilo mazot alacaksın?
Diyorsun mazot parasına kombine. Kaç parayla geliyorsun? Kaç parayla yetişiyor? Evet. Yap hesabını. Peki ne olacak böyle? Ne 50 kuruş. Ne kadar dayanacaksın söyle bakalım. Ya ne kadar dayanacağız? Ekilmeyecek, dikilmeyecek herkes. Ondan sonra bu marul olacak 5 lira. Anladım. Ondan öyle mi? Olabilir tabii. Patates nasıl? Ben patates 10 lira dediklerinde ben hiç üzülmedim. 20 lira olsun. Patates 10 kuruşa satıldığı zaman oldu. Evet. Doğru söylüyor. Yani. Evet, doğru. İstikrar yok. Şimdi biz yazarlarımızı bir bak görüyorsun. Germencik nabzını tutmaya geldik. Evet. Ne olur Germencik desin. Memnun musun? Germencik abi olarak. Germencik şimdi yerinde, bakın ben size musun? Şunu söyleyeyim. Evet. Yani Türkiye geneli sadece Germencik. Yani biz Germencik'ten yönetilmiyoruz ki. Biz vergimizi Germencik'e vermiyoruz ki. Biz vergimizi Ankara'ya veriyoruz. Evet. Ankara'dan buraya dönmüyor ki. Nasıl olacak bu iş? Giden para gidiyor. Belli toplanan yerde. Hı-hı. Artık televizyon seyredemiyoruz. Hı-hı. Yani o kadar aptal durumuna düştük ki. Yani hayretler içinde kalıyorum. Ben televizyonu, internette seyrettiğim zaman, baktığım zaman yani kendimi o kadar aptal hissediyorum ki. O durumu düşürüyorlar. Anladım. Nereye kadar? Peki Germencik konuşalım biz. Ne olacak Germencik? 30 Mart seçimler var. Ne vallahi olur? 30 Mart seçimleri görüyorsun şöyle tam olarak tahminim pek şey yapmıyorum. Yani ikisi de yani %50-%50 gibi geliyor. Kim o dediğin kim? MHP ile CHP. He. İki aday. İsimlerini biliyor musun adaylar? Tabii canım Ümmet Akın. Diğerini CHP'li. Neydi? Unuttuk. Bildiğimiz arkadaş. İkisi de gidecek. Tamam. Peki Büyükşehir'de ne olur? Büyükşehir'de isimleri biliyor musun? Çerçeoğlu. Çerçeoğlu. Çerçeoğlu? Tabii tabii o kesin. He. Diğer adayların isimlerini tanıyor musun? İsimlerini tanımıyorum da Çerçeoğlu işte uzun olmak var şey MHP'nin ama Çerçeoğlu kazanır orada. Çünkü Çerçeoğlu'nun hizmeti güzel. Öyle mi? Aynen. Yani kimle konuşursam aynı şeyi söylüyor. Anladım. Peki. MHP'lisi bile aynısını söylüyor. İşte AKP'lisi aynısını söylüyor. Anladım. He. Tamam bekleyelim görelim o zaman. Fazla bekleyelim şey görelim. Ben size şuradan şunu söyleyeyim. Evet, buyur. Türkiye genelinde şehrin AKP'nin %32 oyu çıkacak. Bunu yazın tamam. Bir köşeye. Not alıyoruz. %32 oyu çıkacak. Buraya. Tamam. Biz bir tane al bakalım Mukadder abi seni. Vallahi biz İncilova sınıf tek köyünde oturuyoruz. Evet. Çiftçilik yapıyoruz. Evet. İşte bu sebze işleri, pamuk, mısır gibi şeylerle uğraşıyoruz. Tamam. Kendimiz yetiştirip kendimiz satıyoruz. Hı-hı. Kendi mallarımız yani. Hı-hı. İşlerimiz işte? Bu yani. Valla çiftçilik. Ya bir garantisi olmayan bir şey yani çiftçiliğin. Hı-hı. Hiçbir garantisi yok. Ekiyorsun, dikiyorsun, yetiştiriyorsun. Hı-hı. Çok masraf yapıyorsun. Yani karşılığını alamıyorsun yani. Bu gerçek bir şey yani. Anladım. Ablacığım. Efendim. Siz biraz anlatın bakalım bir bayan gözüyle pazarın durumunu bir anlatın. Vallahi şöyle. Pazarlar çok he? Fena, çok ağır pazarlarımız. Ne zaman böyle oluyor pazar? Bu yıl böyle. Bu yıl böyle. Bu yıl çok ağır yani. Her sene de aynıdır da gene bu yıla bakış çok fenaydı. Anladım. Bak şu marullar parasını etmiyor. Anladım. Bak şu mahsula bak. 1 lira diyorsun, geçiyorlar. Anladım. Evet. Allah Allah. Evet. Şimdi yengemle beraber 30 Mart seçimleri geliyor. Oy kullanacaksınız. Tabii. Ne olur şimdi Germencik'te durumlar. Valla bilemiyoruz kim şimdi. Şimdi bunlar halkın elinde olan bir şeyler bunlar bilemezsin işte. Valla biz işte buraya bağlı olmadığımız için pek bilemiyoruz buranın durumunu. Yani biz İncilova'ya bağlıyız. Öyle mi? Tabii İncilova. İncilova'da mı uygulayacaksınız? Tabii. Evet tabii. İncilova'da ne olur? İncilova'da bilemem valla. Pek öyle siyasetin işim yok İncilova. Görünüş herhalde MHP gibi bir şey görüyor. Şimdiki yeni başkan adayı var işte. Hı. Bizim köylü onun kökeni eskilerden yani. Valla genelde halkın İstediği de o yani. Görünüş o olur gibi tamam. Tahmin ediliyor yani. Büyükşehir adayları tanıyor musun isimleri? Tanıyorum. Çerçeoğlu şimdiki belediye başkanı. Ali Uzunurmak MHP'den. AK Parti'den Mustafa. Neydi o şahsın? O var. Üç kişi herhalde. Ne olur Büyükşehir'de sence? Valla benim görüşüm Büyükşehir Çerçeoğlu olur gibi geliyor benim görüşüm yani. Tabii bu seçim olayları bilemezsin insanların halkın elinde olan bir şey bunlar. Evet. Vallahi bilemezsin ki bu seçim işte. Tamam bekleyeceğiz göreceğiz. Ya, tabii, çok fazla bir zaman kalmadı. Öyle, tabii. Değil. Para kazanabilir miyim? Zor yavrum. Niye? İnanın parasını çıkarmayayım bile yem parasını. Öyle mi? Vallahi bir inanın gider oluyor inanın işte bunlar. Hangi köyden geliyorsun? Turanlar'da. Turanlar'da. Germencik Turanlar bağlısı. Tamam. Şimdi biliyorsun bak 30 Mart geliyor. Seçimde oy kullanacaksın değil mi? Kullanırım yavrum. Ne olacak şimdi seçimde? Ne bileyim ben nazım değilsin. Ne görüyorsun söyle bakalım. İyi görüyorum. Hepiniz değilsiniz çocuğum. Ben gazeteciyim ben aday değilim ama. Yavrum. Ben o istemeye gelmedim senin yanına. Ha? Memnun musun Germencik yaşamaktan? Ben Germencik'im. Hizmetlerden memnun musun? Ben burayı çok seviyorum burada. Memnunuz. Bu, şimdiki reis seçilir mi? Seçilir. He? Seçilir. Sen ona oy vereceksin Gibas. Bilmiyorum tabii.
Biz onu çok seviyoruz, onu tamam. vereceğiz. Bu Büyükşehir'de de oy kullanacağız biliyorsun. Tamam yavrum. Orada kim seçilir? Ha? Orada kim seçilir? Orada kim seçileceğini bilmeyeyim çocuğum şimdi. Kim Turanlar'da Mıktar olanı kim olacağını bilmeyeyim şimdi. Bilmeyeyim yavrum. Tamam, yetkili elde etmek istediğin bir şey var mı? Var, ne demek, söyle. Ne demek söyle yavrum. Söyle bakalım, bir iki cümleyi söyle hemen. Yavrum bizim ihtiyaçlarımız çok. Yolların böyle kenarlarında o işgilatlar kaldırsınlar. Gayır isteyim, her tamam. şeyler dökülsün, tertemiz isteyim tamam, ya. Tamam, ileteceğiz bunları biz. Üzüm mü de? Neler var mesela? Evvela ilk defa yolumuzu bir lamba gerekiyor. Öyle mi? Ben lamba yok mu? Yok, ya da nereye? Ben bir dul kadınım, evet. Erkeğim yok. Bu sefer üç tane lamba attım. Bir anahtar deliğini bulamadığım için bir üç tane lamba attım. Tamam. Şimdi bu seçimler geliyor ya. Bilmiyorum çocuğum. Ne yapacağız yapsınlar? Allah'a sağlık. Evet. Yalnız o yardıma her şeyde önce çamurumuzdan ondan kurtarın. Kurtarsın tamam bakalım. İletelim biz de. Ayrı olmadığı için sokakta. Evet. Korkuyorum tek başım zamanda. Tamam biz de iletelim bunu. Tamam. Seni tanıyalım, bir ismini söyler misin? Ben Hamdi Çiftçi. Hamdi Çiftçi. Kaç senedir yapıyorsun bu mesleği? 12 yaşından beri yapıyorum. 12 yaşından beri tamam. Nasıl işler? Hareketli bu ama herkes yeni ayakkabı mı kullanıyor? Ne yok, diyor? Tamir. Tamir ettiriyorlar evet, mı ya? Yaptırıyor. Milletli para yok. Para yok. Ne olacak böyle parasız bozu nasıl çalışacak? İşler sakat gidiyor. Sakat diyoruz. Peki şimdi biz yazarlarımızla birlikte bugün Germencik'in pazarında dolaşıyoruz, nabzını tutuyoruz. 30 Mart'ta seçimler var. Evet. Ne olur sence 30 Mart'ta Germencik değişim olur mu? Yoksa aynı yönetim devam eder mi? Aynı yönetim devam eder. Devam eder diyoruz. Evet. İsimlerini biliyor musun adayların? Biliyorum. Belediye başkanı adayların. Bir söyler misin bana? Germencik Belediye Başkanı Doktor Ahmet Yavaşoğlu. He. Aydın'da Özlem Çağçıoğlu. Başka adayların ismini tanıdığın var mı? Burada AK Parti var. Hı. Bir de MHP var. MHP var diyorsun. Büyükşehir başkanının aday ismi var mı? Yok. Yok diyorsun. Hollanda affedersin, Hollanda ineğiyiz biz. Sadece biz sağılmak için. Biz isminizi bir alayım ben önce. Muammer Kızılcık. Muammer abi çok yakışıklı isim. Çok estağfurullah sağ ol teşekkür ederim de. Biz Almanyalıyız da. Öyle mi? Bizim burada oy hakkı bile hakkımız yok. Ordu bile hakkımız yok. Burada hakkımız yok. Ben, fark etme. Sadece biz buraya para getirirse. Ben buranın yerlisi yok olamayacağım. Nerede kullanacaksın? Almanya'da olmam lazımdı. O, burada hakkımız yok. Biz insan yerine koyan yok ki. Öyle mi? Kim var eskiden kim geldi orada o, hiç ben oy kullanmadım. Allah Allah. Onun için Hüsnü Enayi gibi cebime uçak parası koyup da kendim mi geleceğim buraya? Yorulmamak için gelmem diyorsun. Ne geleyim nasıl ben? Germencik durum beğeniyor musun? Bana ne? Yok gelme ölmüş burası. Öyle ya. Mi? Bura ne olacak? Sen Germencik'i beğenmiyorsun ama şimdi ya. Ben burada yetiştim, burada büyüdüm ama. Evet. Kaç senedir Almanya'dasın? 41. 41 senedir. Böyle tatil dönemlerinde mi geliyorsun? Tabii sadece tatil dönemlerinde. Anladım. Nasıl, ne görüyorsun şimdi seçimlerle ilgili? Anlat bakayım biraz. Seçimler... Almanya'dan Germencik nasıl görünüyor onu anlat. Biraz. Şimdi bak, heh. Seçim, Schmutzige Wäsche, kirli bir elbise. Hı. Politika, kirli bir elbise, başka bir şey yok. Hiçbiri yapacağı bir şey söylemiyor. Evet. Hepsi senin pantolonun çirkin, senin şey çirkin. Ben bunu yapacağım deyip söyleyecek olan bir tane adam yok. Yok diyorsun. Sadece yapacağı işi söylesin. Başkasının açığını muçunu kapatma, karışmasın. Tanıyalım sizi. Ben Ramazan Ertan. Evet, Ramazan Bey. Germencikliyim. Emekli polisim. Evet. Aslında Aydın'la sizi, sizin isminizi Ayşina. Öyle mi? Ben öyle biliyorum yani. Maalesef öyle, evet. Üzülerek yani. Öyle oldu yani. Şu olayla ilgili nedir? Son gelinen aşama, neler yaşadınız? Son gelinen aşama... Biraz bize anlatır mısınız? Ya her mahkeme günü bir tanık getiriliyor. Hmm. Mahkeme uzatılıyor. Geçen mahkemede işte bundan bir hafta önceki mahkemede son mahkemeydi. Karar aşamasıydı. Hmm. Yine bir tanık getirdiler. Tanık adresi verdiler, isim verdiler. Tekrar mahkemeye uzattılar. Her mahkeme uzatılıyor. Yani bizim Türkiye'nin kanunları böyle yani ceza almamak için, cezayı erteletmek için, seçimleri erteletmek için, işte seçimleri geçmek için böyle bir yola başvuruyorlar. Anladım. Şimdi yani. Biz de bugün Germencik'in nabzını tutmaya geldik. Neler söylemek istiyorsunuz Germencik'le ilgili? Valla Germencik kozmopolit bir yer artık yani eskisi gibi değil yani. Yani eskiden derdik işte sol parti kazanacak, sağ parti kazanacak. Şimdi öyle bir şey yok yani ben öyle görüyorum. Yani burada iki parti çekişir bence. AK Parti ve CHP çekişir. Kazanan da 200-300 oy farkla kazanır. Ben öyle tahmin ediyorum yani. Peki Büyükşehir'de nasıl olur? Büyükşehir'de yine aynı aday alır diyorum ben. Yani tabii ama mevcut başkan alır diyorum ama belli olmaz tabii bu insanın hani
halkın şeyi, görüşü önemli yani. Anladım. Peki yani Germencik'te mevcut yönetim devam edeceğine dair bir şey taşıyor musunuz? Düşünce ya tekniğiniz? Şimdi mevcut yönetim yani şimdi eskilere bakar. Ben şunu diyorum her zaman. Benim oy verecek olduğum kişi benden üstün birisi olacak. Yani ben ne mezunuyum? Lise mezunuyum. Benim oy verecek olduğum kişi, beni başkanlık yapacak kişi benden üstün tahsiliyle, görüşüyle, hareketleri, tavırları, her şeyiyle benden iyi birisi. Evet. Daha iyi olması lazım ki ben ona oy vereyim, beni yönetsin. Mevcut başkan da doktor, yani geçmişini biliyoruz, şey diyoruz. Yani daha önceki başkanlara bakarsak adam çalıştı, yaptı yani bir şeyler. Yani yapma desek Allah verik vardı, yapıldı yani. Germenciyi biraz daha ileriye götürdü. Anladım. Yani bu, dedim ya, ne olacağı belli değil yani. Ben öyle görüyorum. Yani ama 300 ama 200 farklı kazanır. Hangisi kazanırsa. Vallahi hayırlısı neyse olsun çocuğum. Söyleyeceğim ne var anladın mı? O da arkadaşımız, bu da arkadaşımız. Hayırlısı kim ne anladın mı? Hayırlısı o kazansa istiyoruz biz yani. Kim önde size göre burada? Vallahi ben bir şey diye yorum yapamayacağım çocuğum. Öyle mi? Yapamayacağım. Hep çünkü önde. Üçü de önde. Anladım. İkisi değil yani. Üçü de önde. Olabilir. Biliyor musunuz burada? Efendim. İsim biliyorum tabii. Doktor Bey bizim anladın mı? Ortaklardan Himmet Bey. Hı. Arkadaşlarımız bunlar. Anladım. Yani büyükşehir adayların isimlerini biliyor musunuz? Biliyoruz. Bir öğrenebiliyoruz. Biliyoruz. Bir Uzunırmak var. Hı. Arkadaşımız o da. Serçinoğlu var. Hı. Bizim şeyimiz. Oraya yalnız Serçinoğlu daha fazla şanslanıyorum. Çünkü herkes soruyor hangi siyasetten, üç partiden ayrı ayrı insanları soruyorum. Hı. Ben bile. Buraya kendi parasını atacaklar. Oraya anladım Serçinoğlu atacağım diyorlar. İnanılsın oraya. Bekleyelim yani. Görelim. Tabii her zaman öyle. Tabii istediğimiz o çocuğum. Başka böyle iletmeksiz bir şey yok. Hayır bir şey yok. Hayırlısı neyse olsun çocuğum. İnşallah. Yani. Ha. Sayın Başkan neler yapıyorsunuz? Pazarda alışveriş mi? Vallahi işte pazarda dolaşıyoruz. Seçim çalışması yapıyoruz. İnşallah 30 Mart'ta da neticeye ulaşacağız diye düşünüyoruz. Şimdi 30 Mart'ta amaca ulaşacağız derken kim için çalışıyorsunuz? Hangi organizasyon yardım şöyle, ediyorsunuz? Biz eski ilçe başkanıydınız Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Evet, 11 sene ilçe başkanlığı maşallah yaptım. Şu anda da yine partide çalışıyoruz. Evet. Köylerimizde çalışıyoruz, beldelerimizde çalışıyoruz. Hı. Amacımız seçimi almak. Hı. 30 Mart'ta yeni bir Germencik sloganıyla burada yapılmayanları yapmak. Ümmet Akın'la. Tabii, Ümmet Akın'la beraber bizim belediye başkan adayımız Ümmet Akın. Hani sizce Ahmet Davutoğlu'nun ne gibi eksikleri var? Şimdi nesini beğenmiyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz hiç kimseyi beğenmiyoruz diye bir şeyimiz yok. Hı. Biz yapılmayanları yapacağız diye uğraşıyoruz. Hı. Elbette arkadaşımız da düzgün şeyler yapmıştır. Ama o işler yapılırken de Germencik halkı yardımcı olmuştur. Hı. Bugün bir kanalizasyon yapılmıştır ama Germencik halkı daire başı 600 milyon lira para vermiştir. Hı. Hani gene kendisine teşekkür ederiz. Güzel şeyler yapılmıştır. 30 yılda yapılmayanlar yapılmıştır. Ama bizim iddiamız şu. Biz diyoruz ki Germencik'e daha güzel şeyler yapacağız. Germencik 30 yıl hizmet almamış. Bu almayan hizmeti biz yapalım diye uğraşıyoruz. Anladım. Bunun için de inşallah biz bunu başaracağız. Tamam. Büyükşehir'de ne görünüyor? Büyükşehir'de şimdi tabii ben bir nevi bir tarafım. Şimdi evet. Siz bunu sorduğunuz zaman 11 yıl ilçe başkanını yapmış, 13 yaşından beri de ülkücü hareketin içinde yetişmiş birisiyim. Aydınlı'da ben öyle tahmin ediyorum, şu an başa baş görüyorum. Ama ileriki günlerde ben Ali Uzunırmak'ın bir atak yapıp seçim alacağına inanıyorum. Merkez ilçede de hiç sessiz Recep Taner'in rakipsiz seçim alacağına inanıyorum. Ama bu tabii vatandaşın bize göstermiş olduğu ilgi dolayısıyla olacak şeylerdir. Anladım. Bunun için de ben yetişmiş arkadaşlarımızın çok güzel çalışacaklarına inanıyorum. Bu çalışmanın neticesini de inşallah 30 Mart akşamı saat 7'de ben saatte veriyorsunuz yani. Evet, 7'de zaferle bitireceğimize inanıyoruz ve bunu da biz 2 gün önce ortaklarda açmış olduğumuz bir büro nedeniyle Germencik'te sadece Germencik olarak 600 küsur arabayla oraya intikal ettik ve akşamına belediye başkan adayı arkadaşımız ve büyükşehir belediye başkanımız en az 10 bin kişiye hitap etti. 10 bin kişi de
Germencik seçmenin 31.800 hesap edersek 3'te 1'i demektir. Evet. Ki o yağmurda... Siz o kadar insanı seçim almışsınız, evet, zaten. Evet. Şimdi şöyle, almış yok. Havaya girmek yok. Evet. Tribüne oynamak yok. Yok. Seçim sandık açıldığı zaman belli olur. Tamam. Ben Nezih Şen Yaşar. Evet. Buradan Germenç'ten belediyeden emekliyim. Evet. 25 sene belediyede hizmet yaptım. Evet, çok güzel. Şu anki yönetimimiz, hı hı, yani başkanımıza memnunuz. Evet. Yapılmayanları yaptı yani, hı hı, bir 30 senedir yapılmayanları yaptı. Hı hı. Allah var şimdi, yani yiğidin hakkını yiğide ver derler. Evet. Bu konuda ben başkanımdan memnunum. Memnunuz. Peki bu şehrin neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istiyorsunuz? Ben aynı şekilde büyükşehir için mesela şu anki mevcut olan başkan aynı şekilde düşüncelerimi, hı hı, aynı şimdiki başkanın gibi düşünüyorum. O da başarılı. Hı hı. Onun için yani kazanmasını istiyorum açıkçası. Tamam, teşekkürler. Başka şey, böyle Germencik olarak anlatmak istediğiniz eksikler, aksaklar var mı? Vallahi hayırlısı neyse o olsun diyorum. Bizim için İnşallah. Hayırlısı hangisiyse o İnşallah. Gelsin. İnşallah. Hepsi de memleket çocuğu, hepsi de iyi insanlar ama biz şu anki başkanımızdan gayet memnunuz. Peki. Teşekkür ederim. Bekleyelim, görelim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bey amca, sen konuşmak ister misin? Ben ortakladırım ama boş ver sen. Anlat sen, anlat. Ortaklardan sen. Bu da ortaklardan herhalde. O da ortaklardan, evet. Anlat sen, anlat. Biz nasıl, memnun musun belediye reisinden? Bu çalışkan mı? Başımızdaki doktora daha sağlam getirmesini istiyoruz. Evet. Bizim de ortaklarımızı yapacak olan işleri yapacağını kanaatimiz var. Var diyorsunuz. Daha evveli 15 seneden beri Daşımalı arkadaşımız vardı. Onun evet. pili bitti. Evet. Ne olur şimdi Germencik'te kim kazanır? He? Doktor mu kazanır? Doktor kazanacak tabii. Öyle ben mi? Ben ortak verdim. Evet. Doktor kazanmasını istiyor. Ne gibi hizmetlerden memnunsun doktorum? Daha yapılacak olan şeyleri, bizim orada yarım inşaatlarımız var. Aşağıda sanayi şeysi. Oraları daha fazla güçlendirmesini bundan bekliyoruz. Anladım. Peki bakalım, Büyükşehir'de ne olur? Büyükşehir adaylarını tanıyor musun? Şimdi büyük adaylarını geliyorlar ortaklara, hı, devamlı olarak. İsimlerini biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam. Bilmiyorum. Hayırlısı olsun, Allah izin verirse. Evet. Bekliyoruz, burayı bekliyoruz. Tamam. Burayı bekliyoruz. Onları yayınlayacağız, çağıracağız onları buraya. He? İsim neydi? Ben ortaklardan Yaşar Demirci. Esas benim doğrusunu konuşursak, evet, galleştik o yoksa, ben hükümet tarafındanım. Ama ortaklarım için bu adamı başarılı görüyorum doktor beye. Tamam, biz de bunu yayınlıyoruz. Tamam. Nasıl, memnun musun? Germencik'te bu hizmetler falan yeterli mi sence? Yeterli ha? Gelmiyor tabii yeterli ki. Gelmiyor. Yeterli gelmiyor tabii ki. Bu belediye reis adaylarını tanıyor musun? Pek tanımıyorum. İsimlerini bilmiyor musun? İsimlerini biliyorum da öyle pek. Söyle bakayım bana, ben de bilmiyorum, bir öğreneyim senden. Olur, ben sormayayım. Bilmiyorum pek. Ahmet Yavaşoğlu'nu biliyorum sadece. He. Başka öbür adaylar hiçbirini bilmiyorum. Onları biliyorum. Büyükşehir'deki adaylar tanıyor mu? Tanımıyorum. Onları tanımıyorsun. Ne olur Germencik'te mevcut başkan seçilir mi sence? Bilemeyeceğim. Bilemeyeceğim diyorsun. Evet. Şartları, imkanları seni mutlu ediyor mu? Ediyor da tabii biraz daha iyi olması eksikler lazım. Eksikler görüyor musun? Neler olması istersin mesela? Böyle tiyatroya gidebiliyor mu burada? Sinemaya gidebiliyor mu? Sinema için şehre gidilir yani. Uzak yerlere gidilir. Gidip gelebiliyor mu? Öyle? Gideriz ya, ne olacak yani. Öyle olacak mi? Evet, haftanın bir günü de olsa nasıl, tatilimiz olduğu için. Germencik sence iyi yönetiliyor mu? İyi yönetiyor tabii canım. Başkanımız süper yönetiyor ya. Başkanından memnun musun? Ne sonuna kadar. Neler yapmadı ki? Şey yaptı, heykel yaptı. Ondan sonra açılışa Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirttirdi. Ondan sonra restoran yaptı, kafeler yaptı, kafeterya yaptı, oturacak yerler yaptı, düğün salonu yaptı. Evet. Her türlü hizmeti yaptı yani. Seçildi mi sence bir daha? Tabii ki de. Tamam. Bizde ya. Ama sen oy kullanmayacaksın bu dönem, biliyorsun. Olmasın. Bir dahaki dönem hazırlık. Evet. Değil mi? Olsun. Tamam. Vereceğimiz yeri biliyoruz. Annene yani yardım mı ediyorsun burada? Evet. Tamam. Yani. Günay teyzemizin yanındayız şimdi. Günay teyzem nasıl? Kereviz satışları ona iyi mi? Memnun musun? Allah şükür vallahi, idare ediyoruz. Memnun musun işlerden? İyiyiz Allah şükür. Tamam. Nasıl, memleketin idaresinden memnun musun? İyiyiz. Bu pazar yerlerinden memnun musun? İyiyiz. Ha? İyiyiz Allah. Belediye reis çalışıyor mu sence? Çalışıyor. Ha? Vallahi iyi, çalışkan Allah şükür, çalışkan. Her şeyi yapıyor. Seçilir mi sence bir de? Bilmiyor şimdi. Kısmet ne olur biter bilemeyiz. Öyle tabii mi? Tabii. Bu Büyükşehir'de aday olanların isimlerini biliyor musun? Yok, hiç bilmiyorum. Mu? Vallahi bilmiyorum. Tamam, yetkililere böyle yetmek istediğin bir sıkıntı var mı, şikayetin var mı? Yok vallahi şükür iyiyiz. Tamam. Şimdi böyle bir tamam. işimiz yok. Peki. Biz sizi tanıyabilir miyiz? Ali Sasarlı.
Tekrar Ali Sazarlı. Evet. Ali amcam. Alo. Germencik'te mi yaşıyorsun? Evet. Nasıl Germencik'te yaşamaktan mutlu musun? Memnun musun? Doğup büyüm burası. Evet. Çoluk çocuk falan onlar ne yapıyor? Onlar da mı burada yaşıyor? Hepsi burada. Hepsi burada. Şimdi biz 30 Mart için bu yerel seçimlerinde evet, bakıyoruz. Evet. Belediye reisleri çalışıyor mu, adaylar çalışıyor mu diye. Sen tanıyor musun adayların isimlerini? Fark etmez. Yarısını tanırız, yarısını tanımaz. Tanıdıklarını söyle bakalım. Bir kimleri biliyor? Bir başkanı biliyoruz. Öyle mi? Mustafa'yı biliyoruz. Başkası bilmiyor. Peki Büyükşehir'de adayları tanıyor musun? Aydınkın tanıyoruz. Başkası bildiğimiz gibi. Kocaoğlu'nu biliyoruz. Öyle İzmir'e. Mi? Şimdi sence ne olur? Germencik değişimi olur mu? Yoksa aynı mevcut yönetim seçilir mi? Yani belli olmaz. Pek böyle kararsız gördüm seni. Halka bağlı bu. E sen de halktan birisin. Sen olsun. Ne düşünüyorsun? Şimdi ben şöyle vereceğim diyemem ki. Öyle mi? Rengimi belli etmiyorum diyorsun. Tabii yani. Sandık gizlidir. İyi hadi bakalım. Teşekkürler. Bursalı'dan Şenol Kaya. Evet Şenol abi. Buyur abi. Pek havalı oturuyorsun böyle yok, burada. Yok havalı değiliz. Biz patriotuz. Patriotlarla Arnavutlardan korkacaksın. Öyle mi? Tamam abi siz tanıyalım bir. O da Arnavut ben olur. Koçarlı Yeniköy'den Hasan Nuri Demirkaya. Maşallah. Evet eski maşallah. Solculardan. Eski komünistlerden. Evet. Tamam. Şimdi biz böyle evet, yazarlarımızı beraber Germencik'te nabız yokluyoruz. Böyle insanların sorunlarını dinliyoruz. O paşam hoş geldin. Nasıl Germencik'te durumlar? Germencik'te durumlar iyi. Kırmızı büyük. Hizmetlerden memnun musunuz? Her gelen bir şeyler yapacak, iyisiyle kötüsüyle. Mesela aa, zaman... İyisiyle kötüsüyle ya, yok. Yok, öyle alt deme. Yapın var mıydı düne kadar burada? Düne kadar, dün, evet, düne dün, kadar dün, Aydın'da dün, da yoktu. Düne kadar Aydın'da da yoktu. Ama çerçeği yaptı. Düne kadar Aydın'da da yoktu. Evet. İlk kanalizasyon evet. Aydın ilinde Ortaklar beldesinde yapılmıştır. Orhan Taşçı zamanında. Aydın'da bile kanalizasyon yoktu. Aha, her gelen iyisiyle kötüsüyle bir hizmet yapacak. Ben takdir ederim. Yaptı 40 yıllık bir hizmet yaptı doktor. Evet. Ben buna bir şey demiyorum. Ama her gelen bir hizmet doğru, yapacak doğru. Değil mi? Nasıl? Ayakkabı kutusu var mı belediyede? Yok bizim kutumuz yok. Varsa biraz alalım biz de. Yok bizim belediyede. Ha, vallahi bak. Bizim belediyede yok. Kutusunu ne yapacaksın? Ya hiç olmazsa belki ben unutuldu bir şey içinde. Bize de düşer. Çikolatalık koyarız. Tabii. Kahveci bak misafirlere bir şeyler içsinler. Çapur şupur millete yarabbi şükür mü olsun? Bende hiçbir şey yok. Ben zavallı köylü çocuğuyum. Ovada doğdum, ovada büyüdüm. Orada ölüyoruz. Hep çiftçilikle uğraşıyoruz. Gelen kakaladı, giden kakaladı. Mevcut reis seçilir mi de? Ben Koçarlı'dayım. İzlenildiğim kadarıyla sorduğum arkadaşlarla fark bile yapar diyorlar. Evet. Büyükşehir'de ne olur? Büyükşehir'de zaten Çerçi'nin karşısında aday çıkardıkları hata. Öyle mi? Evet. Kazanamazsın. Yarış. Ha, evet. Bu yarış. Bu yarış. Yarış değil. Yarış. Bu yarış. Yarış. Oo. Evet, şimdi Fenerbahçe Beşiktaş top oynuyor. Fenerbahçe şampiyon olacak diye. Beşiktaş yatması mı lazım? Hayır. Yatmayacak ama yener. Yener. Çekişirler. Kimle? Bu... CHP ile MHP çekişir. Germencik'te mi Aydın'da mı? Aydın'da. Büyükşehir'de. Büyükşehir'de. Germencik'te ne olur? CHP ile MHP çekişir. Burada da çekişir. Çekişir. Anladım. Peki bekleyelim görelim bakalım. Hayırlısıyla olsun. Hadi inşallah. İnşallah. Adım Burhan. Adım Burhan soyadım Sayın. Evet. Aslen Sivaslıyım. Evet. 1948 doğumluyum. Evet. Kamikşali Devlet Teşekkürü'nden emekliyim. Evet. Germencik'ten yola çıkalım. Evet. Dağlarından yağ akıyormuş, ovalarından bal akıyormuş. Evet. Dağlarından dert akıyor, ovalarında fabrika dahi yok. Evet. Gençlik, okur yazar boş gezer, hı, diplomalı. Şimdi dağlarından yağ akıyor, ovalarından bal akıyor. Arabanın karter yağı 12 lira, zeytinyağı 7 lira. Meyve bol olduğu zaman 5 lira, 4 lira. Peki nasıl olacak bu iş? Aa, o zaman bir sade vatandaş olarak ben söyleyeyim. Evet. Projesi olan, evet, halka yakın olan, evet, ve Aydın'ı, adı üstünde Aydın, modern olarak, hı, çağıtlayacağı yerde maalesef çağ dışı kalmış. 1914 Germencik Belediye, 2014. Hı. 100 sene geçmiş aradan. Gelmiş geçmiş belediye başkanlarını hep ölmüşlere Allah rahmet eylesin. Hı. Ama hayatta kalanlara çok iş var. Çok problem var. 2009 yerel seçimlerde çıkan partilerden
2664'de oynan Ahmet Yavaşoğlu belediye başkanı oldu. 6 mahalleydi. Şimdi 36 mahalle. 36 mahalleye projesi olan, halka yakın olan, proje üretebilecek kapasiteye, donanıma haiz olan birey çıkmadıktan sonra Germenci'ye taş ne taş koyulamaz. Peki ne olur şimdi mevcut adaylar içerisinde? Nasıl mevcut aday. 7 tane parti Germencik'te seçime giriyor. Herkes kendisini güçlü zannediyor. Örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi. Devletin gücüyle, devletin ekonomisiyle diğer partiler de MHP'li ve CHP'li. Yerel yönetimde hala huzurda belediye başkanları olduğu için hazine yardımı, belediyenin imkan ve olanakları seferber edilmek suretiyle, konvoylarla, gövde gösterisiyle insanları kandırıyorlar. Gerçek manada seçmen uyku içerisinde, ne olacağını kimse önceden kestiremez. Benim de işim Bağımsız Türkiye Partisi'nden Germencik'ten belediye başkanı adayı. Sürprizler çok olabilir. Herkes kendine o kadar fazla güvenmez. Peki. Büyükşehir'de ne olur sizin? Büyükşehir'de Özlem Çerçan'ın çalışmaları Aksu'dan aldıktan sonra, ama şu andaki Büyükşehir'in bulunduğu yere otogar yapmış, arıtma tesisinin yanında mis gibi kokacağı da rezil bir kokuyla Aydın'la da Hükümet Partisi, MHP ve CHP çarpışır. Kimsenin tek elinde değil. Hiç kimsenin. Çantada keklik değil. Vatandaş her şeyi biliyor. Evet. Televizyonu izliyor. Hele hele ki bizim Türk milletinde gazete okuma kültürü olmadığı için kara düzen gidiyor. Bir de sadece vatandaşın özgür iradesini ipotek koyanlar var. 20 lira vermeyle, 30 lira vermeyle oyunu çalma durumunda olan partiler var. Bu bir yanlıştır. Yasada da mevcuttur. Eşantiyon vermek dahi suçtur. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Evet, merhaba. 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 Nasılsınız? İyisiniz değil mi? Evet. Germenci nabzı tutmaya geldi bugün. Nasıl Germenci'yi yaşamaktan mutlu musunuz? Mutluyuz. Mesajınızı? Çok mutluyuz abi. Germenci'miz güzel. Reisimiz çalışkan. Evet. Seçilir mi de? Seçilir. Hem de seçilmesi lazım. Biraz işleri var, onları yapsın. Onları da yapsın. Germencik 15 senesinde evet. Şey oldu. O zamandan beri belediye başkanı Germencik gelmedi abi. Gelmedi. Tamam. Ben 70. Siz neler söylüyorsunuz? Aynen. Abi, aynen. Mehmet Bozda. Evet, siz neler söylüyorsunuz Mehmet abi? Nasıl görüyorum mevcut reis? Mevcut reisten memnunuz, artı bir daha da seçilmek de zorunda. Öyle mi? Niye? Yapacaklarımız var daha ondan. Onları yapacak diyorsun. Tamam. Amca sen neler söylemek istersin? Vallahi arkadaşlara destekliyorum. Hı-hı. Aynen görüşümüz aynen. Hı-hı. Adım Mehmet Derya. Büyükşehir'de ne olur? Büyükşehir'de garanti gibi görüyorum yani. Bu kazanır diyorsun. Evet kazanır. Anladım. Peki. Durukiye teyzemizin yanındayız şimdi. Hı-hı. Herhalde sen yumurta satıyorsun, zeytin satıyorsun değil mi? Kesikler var. Kesik satıyoruz. Yavrum. Sarma var. Bahalı değil. Bir anlat bakalım bir nasıl fiyatlar? Fiyatlar da memnun değiliz. Öyle mi? Pazar yok zaten ha. Ne olacak böyle? Bilmiyoruz valla. Her hafta böyle mi? Her hafta böyle yavrum. Getiriyoruz götürüyoruz işte. Getiriyorsun götürüyorsun. Sabah kaçta geliyorsun buraya? Masrafa sabahla saat 5'te 6'da. 5'te 6'da pazar yerine geliyorsun. Maşallah. Şimdi bize anlat bakalım bu belediye reisi. İyi çalışıyor mu sence? Mevcut şimdiki belediye reisi. İyi çalışıyor. Ne bileyim yavrum ben cahilim ben. Çalışıyorum çalışmıyor mu? Pek dikkat etmiyor mu? He? Cahilim ben, aklım ermiyor benim. Yok canım, senin hiç gözlerinden öyle belli olmuyor. Gözlem hasta. Yok, kıldır kıldır gözler. Maşallahın var senin. Şimdi alabilir miyim? Naciye Canlı. Naciye değilse ne satıyorsun? İşte açık yaprak, üzüm, sabun. Nasıl? İşte hareketli pazar mi? Yok. Yok mu? Yok. Hiç daha satış yapamadın mı? Yapmadım. Allah Allah. Niye yok. Acaba? Ne olacak? Ortalığın gelişimde. Evet. Peki nasıl? Pazar yerinden memnun musun böyle hizmetlerden? Memnun musun? Memnun olur canım. Aldığın para etmiyor, sattığın para etmiyor. Evet. Zeytin para etmez, incir para etmez. Ne olacak değil bu? Mi? Ne olacak böyle? Ha. Evet. Allah doğru. Kaç senedir gelip gidiyorsun böyle pazara? Ben buralıyım. Yani kaç senedir böyle geliyorsun pazarlara? Evlendikten geri. Öyle mi? Yıllardır buradasın o zaman. Buradayız. Maşallah. Maşallah. İyi bakalım. Yetkilileri söylemek istediğin bir şey var mı? Yok çocuğum yok. Tamam.